Stresimiz arttı, prestij kaybettik. Abi inanılmaz ya. Burada ne varmış? İnanılmaz ya. Ne olmuş ya? Bu öğleden sonra gitgide şey olmaya başladı diyor. Sen denizin şeylerinden geçiyorum diyor hızlı bir şekilde. Tarlalarından geçiyorum diyor. Buradaki tarlaların şeyi sahibi Bertrand'mış. Bizi iyi bir şekilde karşılamış. Bizim adımıza büyük bir ziyafet sunmak istemiş. Ziyafet başladığında işte kızarmış hayvanlar, yahniler, çorbalar, ekmek ve benzeri şeyler varmış. Sabah da kahvaltımdan keyifle şey yaparken, tadarken dün yaptığımız gibi şeyler birazcık pahalı olabilir demiş. Bende para yok. Moruk. Kral Louis benim üzerimde favor sahibi oluyor ya da rivalry edinebiliyor. Benden nefret ediyor. Etmesin. Bu topraklarda gezeceğiz. Favor'ı olsun. Şey yaparız. Takılırız. Kendi aptallığım okumamıştım. Multikralına birkaç gün içinde olursa da girmeyi düşünmediğimden. Tamam işte sen söylüyorsun. Okumamışsın. Banlanmışsın. Acayip bir şey yok. Yazıyor zaten. Onu da okumadın. Kurallarda yazıyor. Kuralları çiğnerseniz uyarılmaz banlanırsınız diye. Neymiş bu? Şey diyor, kutsal insanlar ve acınası şeyler, dilenciler diye başlık atmış kontrata. Vermandoa Kontesi, Katolik şey patronage dedi, yani böyle şey, sahiplik değil aslında ama vakıf sahibi olmak gibi düşünün bunu, yani şey dağıtacak. Ne diyor? Dindar kişilere, imanlı kişilere, kültürlü kişilere veya bunu edinmek adına yeterli eğitimi olan kişilere şeyler dağıtacak diyor. Para dağıtacak vesaire şey yapacak. Ha şu an gezideymişiz. Varalım. Ha sponsorluk ha canım benim. Eyvallah. Gidelim bakalım ne veriyormuş sponsor olsun bize. Bu sırada yolda özellikle rotanızı kendiniz belirlerseniz, belli başlı yerlerden geçerseniz oradan da güzel şeyler kazanıyorsunuz. Yani kalelere uğruyor. Ne bileyim İstanbul'a mesela kalkıp gitsek şu an Ayasofya'yı görüyor. Bayağı bir şey kazanabiliyorsunuz gibi. Ne istiyor? Ne olmuş? Kontes Elizabeth'i görmeye gidiyordum diyor. Ve onu da şey yapmak bayağı kolay oldu diyor görüşmek. Amacımız hakkında birazcık gizemli şeylerde bulundum diyor. Ve çok rahat bir şekilde kafaladım onu diyor. Şeyi, görüşme kısmı için. Görüşmeme izin verildiğinde hızlı bir şekilde tamamlandı diyor. İşimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için aydınlanmış liderlere ihtiyacımız var. Ve Kontes bir süre burada kalmamızı izin verdi diyor. Ama o kadar. En azından şimdilik. Görevimizi yerine getirebilirsek bize bundan bir bonus verecek. %64. Fena değil. Bir iki karakter daha olsa güzel bonus alacağız ekstra da. Neyse. Aksın arkada. Hızlandırayım ben de o sırada. Geçişi bu sırada. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Yani böyle oynarken görevlerdeyken yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sigismund de Troyes gelmek istiyormuş bize. Sigismund the Heathen. Kafir misin lan? Provası iyiymiş bu sırada ha. Kamp ateşi çıtır çıtır ediyordu diyor. Etrafı aydınlatıyordu dairesel olarak. Bir tane şeyle yürüme sopasıyla beraber yaklaşan biri varmış. Muhafızlar hemen önünü kesmiş ama ben bırakabilirsiniz demişim. Tanrının bir adamı için şeyiniz yeriniz var mı demiş. Bana doğru gülümsemiş ve umutlu gözlerle bakmış. Üstü de bayağı kırış buruşmuş. Gezgin bir rahipmiş kendisi. Katolik çehrelerce iyi tanınan biri diyor. Etrafta gezerler ve şey yaparlar böyle tipler. Tanrı'dan bahsederler diyor. Peki gelsin. Gel %78 ihtimal. Abi %78 ihtimalimiz vardı. Nasıl başarısız olduk %22 ile?
Neyse, ben başka kontratlardan da bahsedeyim. Burada support a faction kontratları çıktı mesela. Bunlar bir ülkede faction var. Tamam, ayaklanmak istiyorlar mesela. Seni davet ediyorlar. Güçleri varsa, ayaklanırsa sen de onlarla beraber savaşıyorsun. Öyle bir sistem. Ozi, teşekkür ediyorum. 6. ayın kutlu olsun. Daha %7'deyiz. Yeterli insanımız yok. En iyiden öğreniyoruz. Ne olmuş? En iyi ajanları Mayer ve Fabrice. Planımız için en basit amaçla birleştiler diyor. Teoride çok sıkıntılı bir şey yok. Ben learning kazanabiliyorum. Focus on the goal ne veriyor? Daha hızlı ilerliyor. Olur, daha hızlı ilerlesin. Ki şu an 60 günde bir tik atıyor. Yani o biraz yavaş oluyor tabii doğal olarak. Kampın seküler ihtivası bozuldu. Ben kampı terk ediyorum. Ne sekülerliği ya? Ne anlatıyorsun? Tutku cinayeti. Tutku suçu. Ne olmuş? Ufak bir yerde toplanmışlar takipçilerim ve orada yemeklerini yiyorlarmış. Mayer ve Humbert bunun topluluğun içindeymiş bu sırada. Ve birbirlerinden keyif alıyorlarmış hani bu beraber yemek yeme eyleminden. Ben de kendime oturacak bir yer bulası ya. Humbert anlaşılamaz yani duysa da anlaşılamaz bir şey söylemiş. Mayer'a karşı söylemiş bir fısıltı şeklinde ve Mayer çıldırmış. Delirmiş adeta. Silahını çekmiş ve kan dökülmek üzere. Araya girebiliyorum. İkisi de yaralanıyor. İkisi de benden nefret ediyor. Mayer'ı tutuklayın diyorum. Biri mutlu oluyor, biri olmuyor. Tiran olmuyorum. Birbirinizi yiyin diyorum. Ölümüne düello yapıyorlar. Vallahi araya girsem bile %29 şansımız var. Çok başarılı olacak gibi değil. Dövün birbirinizi. Mayer Humbert'i öldürdü. 23'lük adam da abi ya. Taş gibi adam gitti. Senin ben yapacağın işe sıçayım Mayer. Ha bir de gücümüz düştü ya. 4 erkek kamptasınız, ne bekleniyor ki? Vallahi şeyi izledin mi? Brokeback Mountain'ı izledin mi? 4 çok bile. Ne demiş bakalım, ne olmuş? Bu kontrat için çok az insan seçtim ve Mayer kesinlikle bunların içinde en yeteneklisi değil diyor. Ama yine de kendini bu işe veriyor ve eforumun çöpe gitmemesi için elinden geleni yapıyor diyor. Kendi yeteneklerini de geliştirmeye çalışıyor tabii bu sırada diyor. Kendisini geliştirsin, bizim de işimize yarar diyoruz. %57 ile learning kazanıyor. Plan iyi gidiyor dersek 20 gün kazanım sağlıyoruz. Fabrice de bir şey kazanıyor. Learning. Daha iyi olur Fabrice learning alsın. %59'a doğru gideceğiz. Şu an gücümüz biraz daha zayıf. Marshall Perk mi geldi? Şimdi savaşçılık bir yana. Şu ortadan gitmek istiyorum. Ne oldu lan yine? Ha? Bra. Abi bug'a bak. Kampta insan yok ki. Kampta insan olmadığı için aynı adamdan iki tane event geldi. Aman Allah'ım. Mayer ve Mayer çok eğleniyorlar gibi duruyor diyor. Abi şaka mı bu? Aynı adam bu. Stres mi kaybediyoruz? Yok, zamandan ilerlesin. GGVP değil ya. Ne GGVP'si? Niye GG olsun? Abi aynı adamla iki tane var. Bizim bir kadın bulmamız lazım bu sırada. Evlenmemiz gerekiyor. Para kaybedip provision kazanmak istemiyorum. Hayır. Provision'ımız var zaten. Provision'ımız gayet duruyor ve hiç de gittiğini görmedim daha. Adam şizofren olmuş. 3006 mı? Yok, görmedim. %59'a doğru varmaya gidiyor. Varsın bakalım. Ne oldu yine? İyi, kamp iyi gidiyor diyor. Herkes mutlu, efektif şekilde ilerliyor. Hatta Fabrice ve Mayer ikisi de
birbirine çok şey değilken, hani sıcak insanlar değilken birbirlerine yardım ediyorlar ve çok eski arkadaşlarmış gibi kahkaha atıyorlar diyor. Bize olan ilişkilerini arttırabiliyoruz o. Tamam, benim hakkımda aynen, daha iyi düşünsünler, iyi olur. Kampta böyle bir pozitif ortam oluşturalım. Sahte evlilik falan. Ne oldu? Lütfen William, çok fazla çalışıyorsun. Sanki bu kontrat seni yiyor diyor Mayer bize. Ve sanki yüzüncü kez söylüyormuş gibi hissediyorum bunu diyor. Çok geç saatlere kadar çalışıyorum. Bunu tabii ki şey yapamam diyor. İnkar edemem diyor bizim karakter. Ama tabii ki gerektiği kadar çalışıyorum. Ama Mayer'ın suratındaki endişe tamamen bundan kaynaklanmıyor olabilir. Senin için mi? Tabii ki diyebiliyoruz. Bu sefer başarı şansımız düşüyor. Yok. Gerçek bir arkadaş benden böyle bir şey istemezdi diyoruz. Aramız kötüleşiyor. Yani çok mantıklı bir hareket değil ama bence şeyi deneyebiliriz şansı. %53 fena değil ve nitekim başarılı da olduk. Güzel. Şimdi para almışken şöyle ucundan bir asker ya da kaleye bir gidelim. Para çünkü çok şey gidecek. Çatır çutur gidecek. Daha iyi bir kontrat var mı etrafta? Şu an yok. Faction kontratları var. Bizim de ordumuz yok. Suç kontratları var. Onunla da biz ilgilenmiyoruz. Biz şeye gidelim abi. Kaleye bir gidelim. Önce tavernaya gidiyoruz. Tamam. Etrafta gezginler ve yerli Fransızlar var. Aktivite dolu bar diyor, taverna. Ateşin başında bir hikaye anlatan kişi varmış. Etrafına da insanlar çevirmiş ve baharatlı şarap içiyorlarmış. Peki kim bize katılmak ister bir bakalım. Mahide bize bar. Yalnız ölüyor mu o ya? Ne o öyle? İyi durumda değil. İyileşirse yani işimize yarayabilir. Ne olmuş? Mevzuyu da bir okuyalım da ondan sonra şey yapalım. İşsiz Fransız ekibine rastladım diyor. Sesimi yükseltip onlarla konuşmaya başladım. Yetenekli birilerini arıyorum ve güvenilir. Kampıma katılmalarını istiyorum. Aranızdan kim bunu başarabilir demişim. Mary korkakça kendi öne çıkmış ve Chanan ya da artık o da öfkeliymiş. Geoffrey de varmış. O da aç gözlüymüş. Chanan yalnız stewardship'i bayağı iyi. Chanan 129 mu istiyor? Çüş. Geoffrey daha da pahalı. Yok ya, almıyorum ikinizi de. Siktir git. Hikaye dinleyeyim dersek ne oluyor? Zeus'la ilgili bir hikaye anlatıyor. Athena'yı ikiye böldü falan filan diye böyle. Ama bu hikaye daha sonra anlatacağım demiş. İlginç bir gülümseme vermiş. Geriye doğru yaslanmış ve şarabını içmeye başlamış adam. Güzel bir hikayeydi diyebiliyoruz. Ya da konuşmaya geçebiliyoruz. Tamam, egzotik materyal. Marshall. Tavernada iş çıkmadı. Başka bölgelere bakalım. Mesela şey varmış. Bu hani padişahın fermanlarını okuyan insanlar olur ya, bunlara town crier deniyor İngilizce. Türkçe ne diyebiliriz bunlara? Tellal mı? Adam hani şey olan biteni okuyan adam. Roma dizisinde vardı ya, hatırlar mısınız? Çığırtkan. Ha, çığırtkan diyebiliriz. Ya onun yanına gittik. Kontratlardan söz ediyor bize. Şeylerin, soyluların kontratlarını bize anlatmaya başladı falan. Yanında da birileri varmış. Bir hazine avı için maceracılar aranıyor demiş. Macera avı mı? Askeri şey varmış, yetenek. Hireling kontrat veriyor. Hazine avına gidebiliriz aslında. Biraz paramız az. Ya da Marshal duty ver bize be. Paris Kalesi'ne de girelim. Paris Kalesi'nde ne varmış bakalım. Paris Kalesi'nin şeyleri, etrafı gayet güzel diyor. Askeri bölgeler gayet güzel şey yapılmış. Döşenmiş.
Etrafta oklar var, işte mızraklar var, bilmem ne, ahırlar vesaire, hepsi güzel diyor. Eğitim talim alanı da gayet iyi. Kapıların hemen dışında diyor. Bir avuçta garnizon askeri orada duruyor şu anda diyor. Tamam, bir bakalım buradan alabileceğimiz birileri var mı garnizondan? Garnizonun içinde muhafızlar bir şey yapmışlar. Dövüş ringi yapmışlar. Yeteneklerini göstermek için. Şu an iki kişi de onu kullanıyormuş. Biz tam içeri girdiğimizde. Biraz talimlerini izledim diyor ve Joffrey açık ara çok daha iyi Baduin'den diyor. Joffrey'de ne var? Yani bu herifin entrikası ve learning'i daha iyi bu sırada. Baduin'i alabiliriz ya. 111 mi? Abi ne diyorsunuz siz ya? Bunlar nasıl paralar ya? Zar oynayabiliyoruz. %44 şansla da zar oyununu kazanabiliyorum. İkisinden de 15 alıyorum. Ya da ikisine de 15 kaybedeceğim. Kumar kötü bir şeydir. Öğrenin. Olmadı. Alabilseydik iyiydi be. Burada eğitim de yapabiliyoruz bu sırada. Para verip prowess'ımızı arttırabiliyoruz. Ama şu an gördüğüm kadarıyla yapabileceğimiz çok bir şey yok. Zaten paramız çok yok. Gidelim şu yeni kontratlara bakalım. Nerede çıkmış? Kiralık kas gücü aranıyor diyor. Kontes Elizabeth bu kontratı vermiş. Peki. Karşında 80 altın falan verecek. Hemen gidelim. Hemen hiç bekletmeyelim. Entrikacı kesin hile yapmıştır. Ulan diğeri de mi hile yaptı? Diğerini de halledemedik. Bu sırada birileriyle tanışıp evlenmemiz lazım bizim. Şu an çocuksuz olduğumuz için çok sıkıntı. Hızlandıralım mı bu sefer? Başarı şansımız düşük gerçi ya. Başarı şansı düşük. Bir de insan da bulamadık. Buradan devam etsin bakalım. %69 başarı verecek. O arkada aka dursun. Ha, başlarda biraz para kazanmamız falan gerektiği için böyle yapacak çok bir şeyimiz yok kontrat esnasında. O yüzden şu an şey yapacağız. Biraz daha böyle kendimizi geliştirip ufak tefek ilişkiler kurup. Mesela Kontes Elizabeth'in daha önce görevini yaptığımız için para isteyebiliyoruz kendisinden. Çok da güzel bir para veriyormuş bize. Turnuva yap diyebiliyoruz. Turnuvaya gidip kendimizi kanıtlayabiliriz. Ama şu an öyle bir şeye sahip değiliz ortama. Önce altını alalım. Bizle ilişkisi kötü oldu ama önemli değil. Kontes boşta mı? Sen çok büyük düşünüyorsun ama öyle yürümez. Ben sana diyeyim. %69'da 10 olsun. Bu sefer de size 10 avantajın şeyini göstermiş olayım. Ha, terk edebiliriz ülkeyi bu sırada. Burada kalmak zorunda da değiliz. Ne oldu? Fabrice kesinlikle bu kontratta işimi çok yarıyor diyor. Yetenekleri ve bilgeliği kesinlikle öne çıkıyor diyor. Her şey fırsatta da gösteriyor bunu. Beni eğitmek istemiş aynı zamanda şansımızı arttırmak için. Gayet cezbedici bir teklif. %67 şansla artı bir marshal alıyorum. Alamadık. Abi bizim karakter gerizekalı mı? Niye bir türlü bir şey başaramıyoruz ya? Yine kavga var. Yiyin birbirinizi. Gökler verdi, gökler aldı. 23. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Heh, şey gelmiş. Kaç veriyor? %5 veriyor gördüğünüz gibi. Yani yanlış hatırlamıyorsam 10 ve 15 olması lazım diğerleri de. Karşında da 10 avantaj. Güzel. 80 altınımı aldım. Keyfime bakarım. Güzel para geldi bu sefer. Biraz geçip tavernadan falan birilerini toplayabiliriz. Aynı zamanda ufak bir ordu da kurmaya başlayabiliriz. Yani çok şey değil şu an. İyi paramız var ama insan sayısına daha çok ihtiyacımız var. Yağma mı diyorsun? Kuşatmalardan daha fazla erzak topluyoruz ve para topluyoruz. Şu an kuşatma yapmıyoruz. Bu erzak limitimizi %10 arttırıyor. Bunu yapalım. İşte evlenmek için birileri lazım. Şu an kampta kadın yok ki. Kimle evleneceksin? Kendi kendine evlenemeyecek adam tabii. Aha! Ne oldu? Bir kadın görmüşüz. Şeyde, tezgahın olduğu yerde, tavernada ve ilgimizi çekmiş kadın. Ermesin de diye geçiyor. 37 yaşında. Çok yaşlı ama ya. Biz kaçız? 30 olduk. Önce bir etrafa bakalım kim var, kim yok. Arnold diye birini mi gördük?
Yetenekli biriymiş. Stewardship'i ve learning'i var. Helvis varmış. Helvis çok yetenekli değil ama prowess'ı yüksek. Alalım. Gel Helvis. Kadını da bir konuşalım bakalım neymiş. Belki evleniriz, bir şey olur. Taverna sahibi kadına ermesin de diye seslenmiş. Öyle değil miydi diyor. Hemen yanına doğru gitmişiz kadının. Onun yanına giderken bize şaşkın bir şekilde bakıyordu diyor yaklaştığımız süreçte. Çünkü niyetim suratımdan belli oluyordu resmen diyor. Niye bu kadar beni rahatsız ediyor ki bu diyor. Ben Efendi William'ım diyor. Balbın oku şeyi efendisi. Kendime bunu hatırlatıyormuşum. Başardıklarımı falan hatırlatmaya çalışıyormuşum sakin kalabilmek için. Size bir şarap ısmarlasam diyebiliyoruz. Balık tutar mısınız? Çünkü beni oltaya taktınız diyebiliyorum kadına. Niye daha sessiz bir yere gitmiyoruz diyormuşuz ama baştan çıkarıcı özelliğimiz olması gerekiyormuş bununla ilgili. Balık olayını deneyelim mi? Bence muhteşem bir cümle çünkü yani. Balık tutar mısınız? Beni oltaya getirdiniz. %43 ile katılıyor ama bize. Galiba başarısız olduk abi. Ayo başarılı oldu lan, kampa geldi. Aa müthiş. Tamam. Çok iyi. Mayer de gaza gelmiş bu sırada. Folk şarkısı yani halk şarkısı varmış. Dans ediyor arkada. Ben de onun dansını izliyorum. Bir sonraki hamlemi düşünürken diyor. Aa biz burada kadın tavlamaya çalışalım. O da orada dans ediyor böyle. Hey diye. Kaleye bir gidelim. Kalede belki bu sefer sağlam insanlar bulabiliriz. Yine aynı herifler mi geldi? Gosher'le şey kapışıyormuş. Joffrey. Gosher aptalmış. Bize pek bir faydası yok. Joffrey. Yani Joffrey'de güçlü yeteneği var. Joffrey işimize gelebilir. Şuş çok pahalı be. Hadi gel ama yani pahalı. Eğitim de alabiliyorum. Yok şu an paramı harcamaya çok niyetli değilim. Başka neler var? Ha, görev bir kontrat daha vardı zaten. O kontrata gidelim biz. Kiralık asker aranıyormuş. Güzel de bir ödül verecek diyor. Fena değil Prince Bishop'un ödülü. Gidelim bakalım. Bu sırada evlenelim mi ya Ermesinde ile? O kadar tavladık 37 yaşında ama... Çocuk lazım bize de yani. Belki şey olur. Ne olmuş? Evre'de her yerde bizimki gibi bir kamp iyi karşılanmaz diyor. Ama Evre'de kesinlikle iyi karşılandık diyor. Veya John en azından böyle gözükmesini sağladı diyor. Orada bir fuar ayarlamış, bir pazar alanı. Ticaret yapılmış. Malların ticareti falan yapılmış. Ve benim takipçilerimin cebindeki bütün parayı almış. Ama herkes mutlu bundan diyor. Çok iyi bir sürprizdi diyebiliyoruz. Stres kaybediyoruz. 150 prestij kazanıyoruz. Belki John bir iş arıyordur diyebiliyoruz. John gezginmiş bu sırada ve stewardship'i yüksek. John gelmek ister misin? Geldi. Fransız kraliçesine mi saklayacağız? Şey gibi, prens gibi bir günlüğüne Fransa'ya geldik. Sen adamın annesini siktin. Ben adamın babasını öldürdüm. Aha biri daha mı gelmiş? Norman'lı paralı askerlerin efsanevi hikayelerini şey yapmıştım diyor. Duymuştum daha önceden diyor. CS'den geçerken çok yetenekli bir paralı asker kumandanına rastladım diyor. Alexander'mış ismi. Normanların arasındaki en yetenekli kılıç ustası olduğunu söylemiş ve bana hizmet etmekten onur duyacağını söylemiş. 27 marshal var, 20 de prowess var. Gel 15 altında sana verdim. Gel çok çok güzel oldu kadromuz bu sırada. Ha, bir şey değil mi? Oh kadroya bak kadroya. 12 günde bir geliyor bu sırada. Bayağı hızlandı lookout ve footbed ayak takımı ve gözcü geldiği için. Başarı şansımız ise 95'e çıktı. İşte bakın böyle böyle oyunun başı biraz yavaş başlıyorsunuz sonra çığ etkisi gibi güçleniyorsunuz ve gidiyor bu şekilde.
Oradan sonra keyfinize bakabilirsiniz yani. Adam bence de bayağı ucuza geldi bu sırada. 100 küsüre kaleden abuk subuk adamlar buluyoruz. Bu onların yanında şey kalır. Cillop kalır. Bu sırada etrafta factionlar da varmış. Helvis mi? Kamptaki Helvis Alexander'la evlenecek mi? Ne olmuş bakalım? Kampın efendisi olarak kampımda iki kişi, takipçilerinden iki kişi evlenmek istediği takdirde benim de son sözü söyleme hakkım var tabii ki diyor. Benim korumam altında yaşıyorlar, hayvanlarımla şey yapıyorlar, takılıyorlar diyor. Ve aynı zamanda da ekmeğimi paylaşıyorum onlarla. Alexander ve Helvis iyi bir çift olacak gibi duruyor. Her şey yerli yerinde. Benim iznimi bekliyorlar. Evlenebilirsiniz. Kampı da biraz geliştirelim. Ufak tefek paramız varken aslında. Quartermaster alabiliriz mesela. Berber alabiliriz. Düzenli bir gelirimiz olsun istiyorsak. Şu kamp perimeter çok iyi olur. İlerleyebilmemiz açısından. Önce bir düzenli gelir işine başlayalım. Zaten günler bizim lehimize. Bakalım ne olmuş. Kampın ilerisini gözlüyordum ve tüccarlar topluluğu gördüm diyor. Bir araya toplanmışlar. Büyük ama yıkık, metruk bir binadalarmış. İyi olan binalarsa tüccarlar tarafından şey yapılmış, alınmış bu sırada. Yani sattıkları şeyler genel olarak standart şeyler diyor. Yemek satıyorlar çoğunlukla. Böyle durumlarda eğer yolcuysanız yemek kesinlikle işinize gelir diyor. Ama benim gözüm duvardaki şeylere geçti. Surlardaki şeylere geçti diyor. Kazınan zımbırtılara geçti diyor. Mükemmel gözüküyorlar diyor. Para alabiliyoruz ya da burada bir şeyler arayabiliyoruz. Bir şeyler çıkabiliyor. Bir kılıç bulduk. Surların içinde. Balbon Sword. Artı 4 prowess veriyor. %6 da Night Effectiveness. Gayet iyi. Neydi? Berber. Berber verin bakalım. Bakın berber çadırı yapılıyor. Bu çadırın yapım aşamasındaki animasyonu yapıldıktan sonra daha farklı gözükecek bu sırada. Ne olmuş? Her gece bir ateş şeye dönüşüyor diyor. Herkesin bir araya geldiği bir toplanma alanına dönüşüyor. Ve sosyal aktiviteler orada gerçekleşiyor her gece. Farklı şeyler, ateş bölgeleri. İnsanlar birbirleriyle işte dostluk kuruyorlar, konuşuyorlar falan. Bu akşam da ondan farklı değil. Alexander, bakın söylemek istediğim şu demiş. Bir yandan kahkaha atıyormuş insanlar falan. Helvis çok böyle Tanrı'ya inanan bir kadın değil. Yani imanlı bir kadın değil. Ama bu suratla ben de lanetlenseydim ben de Tanrı'ya çok şey yapmazdım demiş. İman etmezdim demiş. İnsanlar da gülmüş falan. Ulan karısı hakkında konuşuyor. Hayvana bak ya. Allah Allah. Yani hiçbir şey... hayır, Helvis bizim karımız değil. Alexander'ın karısı Helvis. Alexander'ın karısı. Adam kendi karısını orada aşağılıyor milletin içinde. Yıkık pezevenk. Şimdi ya katılabiliyoruz Helvis'in yanına. Ama boyumuzu aşarsa bu konuyla alakalı katılım yapabiliyoruz. Ama şeyimizi aşarsak Helvis sinirlenebiliyor. Masayı İskender'e, Alexander'a çevir diyebiliyoruz. Mesela bu daha mantıklı. %88'de başarılı oluyoruz ve Alexander'ı kızdırma şansımız %11. Böyle yapalım. Biz de topu ona gönderdik. Bütün yetişkinler bizden keyif aldı. Hani o karısıyla şakalaşıyordu, biz de onunla şakalaştık gibi bir durum oldu. Şu 20'lik gelsin, onu da görelim bakalım ne kadar fark ediyormuş. Size ona göre söyleyeyim. Doğru vermiş olalım bilgiyi. 10'da %5, 15'de %10 ve 20'de %20 veriyormuş. Oo, tamam. %20'lik ver o zaman. %95 başarı şansıyla başarılı olduk. Gayet iyi. Bu sırada kampınızın şeyi var. Dur bakayım. Role of Patrons.
Yani iş yaptık. Bu insanlar, evet, bunlar hani şey, sponsor demeyelim ama biraz daha böyle kefil gibi. Yani parasal bir şey değilse bile kefil geldi bize yani. Evet, bunlar iyi iş oldu falan. Bizim hakkımızda şey verebiliyorlar. İyi niyet göstergesi yapabiliyorlar ya da biz bunlardan bir şeyler isteyebiliyoruz. Ne olmuş? Verneuil'den geçerken gözlerim bir mezara çevriliyor diyor. Birden fazla mezarlığın olduğu bir yerde bir tane mezara şey olmuşuz, takılmışız. Ağzı açık gibi duruyor sanki mezarın diyor. Bir hazine görüyorum sanki buradan bakınca diyor. Ama yakalanırsak kötü olmaz mı? Kimse anlamaz bence dersek 50 altın alabiliyoruz, %78 ile yakalanıyoruz. Yok, ölüleri rahatsız etmeyeceğim diyorum ben. Linked out bağlantılarımız. Artık ne dersen. Mesela asker alabiliyorum. Regiment veriyor, düzenli asker. Ama prestijim mi yokmuş onun için? Tüh. Her türlü prestij istiyormuş bizden. Prestijimiz de şu an yok yeterince. Kampa döndük mü? Bir daha uğrayalım. Ufak bir paramız var nasılsa. Şununla bir bakalım şeye. Tavernada falan birilerini bulabilir miyiz diye. Kapşonlu biri varmış. Enteresan birine benziyor. Gizliliğine önem veren biri gibi diyor. Hadi gidelim yanına. Eyvallah Burçan. İyi seyirler. Mod değil bu, DLC. Kapşonlu kişi şeye doğru, kilere doğru inmiş. Ben de etrafa bakıp onu kilere doğru takip etmişim. Bir sandalyeye oturmuş masanın ardında ve şey, kapşonunu indirmiş. Sanırım benim lakabımdan beni tanıyorsundur diyor. Üç parmaklı suçlu Gotier'im ben diyor. Daha az şeyler için, hakaretler için insanları tenderized dövmek değil. Neydi lan tender? Ete yapılan bir şey tender da. Bakalım. Yumuşatılmış diyor. Yumuşatılmış değildir o. Başka bir şeydir bu. Şimdi ne istersin diyor Gotier. Bana doğru gözlerini dikmiş. Senin gibi birinin yeteneklerini kullanabilirim Gotier diyorum. 28 entrikası var. Ne diyorsun? Ayrıca bakın bu yeni geldi. Gallows Bait. Bu suçlu olarak takılırsanız kazandığınız şeylerden biri. Yaşam stillerinden biri. Şeyleri pek iyi değil. Prowess falan veriyor ama eşkıyalık, işte kandırmaca, kumar şeyleri üzerinden. Thief hırsızlık, poacher cepçilik ve marauder bayağı böyle katil seviyesinde gittiğiniz yer. Ki adam da buradaymış zaten, kasap niyetine gidiyormuş. Bu sırada iyi ya bu adam. Bana öğretebilir misin Gallows Bait'i diyorum. İstemiyorum ama ya. Gel yanımıza gel. Paramızı da verdik. Cepte para da kalmadı. Paris'ten çıkıyorum ben. Yeni görev bakabiliriz ya da yerimizi değiştirebiliriz. Ne dersiniz? Lyon'da ne şey varmış? Fransız kralının şeyine karşı ayaklanmak istiyorlarmış. Yönetimine karşı. Vallahi götü boklu bir şeyden bir şey çıkmaz. Ben onu size söyleyeyim. Üçüncü Henry geçmiş mi? Richard var sonra sırada. Bu şey değil mi? Aslan yürekli Richard değil mi? Aynen. Formidable Banneret. 3 seviyelik şeyi var. Denounced. Reddedilmiş. Şair. Skilled Tactician. Brave. Bu aslan yürekli Richard olması lazım bu sırada yanlış değilsem. Biri beni doğrularsa sevinirim. Henry'nin kardeşi. Üçüncü Henry'nin kardeşi. O değil mi? Aynen. Norman. Aslan yürekli Richard şey olmuş. Ama başta değil şu anda. Keşke kendisiyle Landless olarak oynasak. Orduyu verse bize, böyle takılsak falan. O zaman yer değiştirelim mi ya? Yeterince Fransa'da takıldık. Var mı istediğiniz bir yer? Şuraya gidelim, buraya gidelim dediğiniz. Mesela İspanya'ya gidelim mi? Ne dersiniz? İspanya olabilir. HR'in içi olabilir. İtalya olabilir. Konya'ya mı gidelim? Konya çok uzak. Konya çok uzak, oraya yetmez. Kudüs mü? Guadalajara'ya gidersek 1600 yemek gidiyor. El Cid var bu sırada. El Cid geldi. Nasreddin Hoca Mevlana, El Cid, Ömer Hayyam, onlar var. İstanbul'a doğru mu gidelim?
İstanbul'da olabilir. Hadi İstanbul'a doğru yol alalım ama yavaş yavaş gidelim o zaman. Önce HR'yi yapalım. Regensburg'e gidelim. Oradan yavaş yavaş kendimizi İstanbul'a doğru atarız. Sen de karavan masterımız ol. Scout for Talent. Yolda birilerini bulabiliriz. İşimize yarar. Kültür elçisi şey yapabiliyoruz. Burada ne var? Yani çok büyük bir tehdit yok gibi. Gidelim bakalım. Napoli mi? Sicilya'ya da gidebiliriz isterseniz. Sicilya'dan kutsal topraklara yolculuk. Almanya, İtalya, Sicilya, kutsal topraklar yapabiliriz. Berber çadırı tamamlandı. Bakın birini kesiyor şu anda. Arkada kanlı bezler falan var. Marco Polo gibi takılalım. Ama biz paralı askeriz. Marco Polo gezgin. Gezgin olduğumuzda öyle bir şey yaparız. Evet, DLC şey bu. Eşkıyalara mı denk geldik? Biz tam şey halindeyken, hareket halindeyken saldırı geldi diyor. İyi koordineler. Gizlendikleri yerden çıktılar bir boru sesiyle ve bütün öfkeleriyle saldırıyorlar konvoyumuza diyor. Şeylerimize, erzaklarımıza gitmeye çalışıyorlar. Ripel dersek %50 şansla dövüyoruz. Ansgar ölüyormuş. Bu bize saldıran pezevenk sanırım. Ya da %50 şansla kaybediyoruz. Yaralanıyoruz ve kaynaklar gidiyor. Ölümüne düello yapabiliyorum. Şu an çocuğum olmadığı için bu hiç mantıklı bir hareket değil bu sırada. Bunu yaparsak çok kötü olur. Ha, dövebilir miyiz bilmiyorum ama. 18'e 12. 18'e 22. Dövebiliriz. Kayıt alayım mı? Şuna düello diyelim. Ölürsek çünkü oyun bitecek şu an yani. Ölümüne düello. Ansgar'la karşılıklı bakışıyoruz. Şu daha iyi bu sırada. Şans pek yanımızda değil gibi ama. Medium low alabiliyorum. O da medium alıyor yalnız. High medium. Ah, bu daha iyi olur. Kazandım. Ansgar'ı da öldürdüm. Güzel. Bütün takipçilerimiz 20 ilişki aldı ve 250 de prestij kazandık. Hazır şunu kazanmışken Fransız sponsorlarımızdan bir şey alabiliyor muyum? Yok. Uzak şey ya hareket halinde diye alamıyorum. Berber sünnet de yapıyor. Berber aynı zamanda cerrah ya o dönemler boyunca. Kimin önünü kesiyor bu melek? O değil de bizim acilen çocuk doğurmamız lazım. Eşimizi baştan çıkartabilir miyiz acaba? Ortalama bir şansımız varmış. Çocuk sahibi olmazsak kötü olur. Boundary dispute, sınır problemleri varmış. Vergi toplama görevi var. Bir elçiye eşlik edeceğiz. Bak, bu çok keyifli bir görev. Bunu yapabiliriz. Güzel de para veriyor. 114 veriyor. 150 de prestij var. Bunu yapabilirim, evet. Ne diyor? Kont Sigibeto, Falkenstein kontu, bir delegasyon yolluyormuş. Çadırımıza gelmiş. İşte iyi günler gezgin demiş elçi. Bu yollar çok fazladır ve çok da şeydir, tehlikelidir bu diyarlarda diyor. Eğer Falkenstein için çalışmak istersen senin yeteneklerin için iyi para verir. Ben Kristin, Kont'un en sadık hizmetkarlarından biriyim diyor. Bu onun sözü. Roskilde'ye doğru gitmem gerekiyor. King Valdemar, Kral Valdemar'ın sarayına gideceğim. Beni koru, rehberlik et. Şey yap diyor. Peki, bütün kampımı Şaland'a götürebiliyorum. Yapmayacağım öyle bir şey. Şaland ebesinin örekesinde. Ben eşlik edeceğim sana. Burada ufak bir dağ bölgesi var. Kaleden geçecekmişiz. Dönüşte mesela şu kaleden geçersek ekstra bir şeyler kazanabiliyoruz. Şöyle yapalım mı? Rotayı Regensburg'dan çıktıktan sonra şuraya uğrasın. Burada bir şeyler var. Şaland'dan dönüşte de şu kaleye uğrasın. Orada da bir şeyler kazanıyoruz.
Bir de bodyguard falan alsak mı? Çok tehlike yok ama. Para kaybederiz ya. Çok para kaybederiz. Pathfinder versen şu dağlardan da rahat geçerim. Heh. Haydi bakalım. Aleykümselam Ömer. Hoş geldin. Ne olmuş? Dil bariyerimiz mi var? Yavaş yavaş gidiyoruz. Ha, Şaland diye okunuyor. En azından İsveçliler öyle okuyor. Villen öyle öğrenmiştim zamanında. 300 küsür gün sürecek bu sırada karımı baştan çıkarmak. Yani elçiyi Şaland'a götürüp geri getirmek daha hızlı olacak bu sırada. Bilmiyorum, İngilizce nasıl okunuyor bilmiyorum bu sırada. Şu çizimi alabilirsin diyor. Siktir git, bende o kadar para mı var o çizimi alacak? Fukarayız biz. Sangu, elçi Sangu'ya şey yapıyoruz, eşlik. Fortified ne oldu? Heh, Gozlar'da özel bir bölge vardı. Ne veriyormuş bakalım burası bize? Gozların yüksek rakımdan gelen temiz havası çok kaliteli diyor ve insanın kendini yenilemesini sağlıyor. Vadideki askerler bir takım eğitim teknikleri çalışıyorlarmış. Daha önceden böyle bir şey görmedim diyor. Yakınlaştım ve merakımı engelleyemedim ve yakınlaştım diyor. Bunu yaparken de yerli, yani o bölgedeki yüzbaşı geldi yanıma diyor. Katılmak ister misiniz lordum demiş. Paramız yok ki. Para olsa bu sırada ekstra bir şeyler kazanabiliyormuşuz. Yanımızdakileri de eğitebiliyoruz ama paramız yok. Maalesef. Bir kadın daha var mı bilmiyorum. Varsa da evlendi şu an bu sırada galiba. Ha, ermesinde mi? Ne oldu lan? Yakın çadırlarda beraber yaşamak ilişkileri iyi ve kötü anlamda güçlendirebilir diyor. Şansıma Gotiel'le Ermes'in de ortak noktalarını buldular diyor. Bu da pekiştirdi ilişkilerini. Gülüyorlar kampta falan, şakalaşıyorlar falan filan. Karım lan o benim. İyi diyorum peki. Oğlum bak, ben burada elçi taşıyorum. Karım o benim. Endele etmeyin. Boynuzlanmayalım yolda da ya. Hala yolculuktayız, doğru. Eve geri gelince bir bakalım. Helvis bize 50 mi veriyor? Ya da biz Helvis'e 50 vereceğiz. %64 şansımız var. Neyse ki şansımız bizden yana. Paramız yoktu çünkü, yani öteki kötü olurdu. Danevirke'den geçtik. Biraz martial lifestyle kazanmışız. Dönüşte de bir kaleden geçeceğiz. Ribey'di galiba. Oradan da bir şeyler alacağız. La, burası kuşatılıyor. Neyse, ben başardım. Kral Valdemar'ın önüne getirildim diyor. Kont Sigibeton'un şeyi olarak mı geldin? Dostu olarak mı geldin? Ne için geldin buraya diye sormuş. Kristin öne çıkıp şey demiş. Değerli Kral Valdemar, ben Kont Sigibeto adına konuşuyorum demiş. Bu mektup sadece sizin için gönderildi demiş. Kral da gelin diye davet etmiş. Odamda konuşalım demiş. Benim için de diyor ki hizmetleriniz kayda alındı diyor. Kalemde şey olarak, misafir olarak kalabilirsiniz diyor. Oh, güzel de para. Ama kampımıza geri dönüyoruz. Keşke bir seçme şansı verseydi de o kalede de belki 3-5 bir şey bulurduk kendimize. Bu mekanik üzerinden Deliliş Ertuğrul modu yapılabilir. Kayı boyunun bir tane savaşçısı var bu sırada. Falcon of the Kayı diye geçiyorlardı. Duruyor mu onlar bilmiyorum. Oh, ortalığa bak. Galiba, ha burada. Falcons of Kayı. Kayı boyu. Captain Kaya Alp var şu an. Başlarında ama şey vardı. Kızıl Boğa vardı. Bu mesela tarihi bir karakter. Ben bilmiyorum şahsen ama. Oyuna başlangıç esnasında direkt var olan bir karakter bu. Falcons of Kayı da öyle. Kayı boyunun şeyleri oradan geliyor. Ki bayağı da bir adam varmış şu an ha. Oğlu Süleyman Şah mı? Kaya'nın oğlu Süleyman Şah mı? Aa evet, Süleyman Şah Kayı var. Aynen. Callous, Lustful, Arrogant mı? Bizim dizilerde öyle geçmiyor oğlum. Nedir bu? Rastgele vermiş olabilir belki traitleri.
şehvetli şeye düşkün, kalpsiz geçiyor ve kibirli geçiyor. Diplomatikmiş. Böyle bir karakter yapmış. Herkes Anadolu'ya gidiyor, biz de gidelim. Var mı Anadolu'da ekstra bir şey? Şeylerde, Orta Doğu'da falan. Şeyler event olarak geliyor bu sırada. Ömer Hayyam, Mevlana, Nasrettin Hoca. Direkt oynadığınız karakterler değil diye biliyorum. Onların eventleri eklendi. Elsit bu tarihte değildi galiba. O diğerindeydi. Elsit falan da var. Şöyle kapatalım. Gökhan'ın oğluymuş Kızılboğa. Olabilir. Yaparız, onu da yaparız. Yarın bir Bizans'a bakarız, nesi var nesi yok diye. Sigibotodan bir şeyler isteyebiliyor muyum? Abi ya şövalye versin bize, ya kontrat versin, ya da asker mi versin? Para ne kadar veriyor? 149. Asker versin. Bize bir asker versin bakalım. Ne verdi bu sırada? Oha! Zırhlı atlılar verdi ve tamamlanmış şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Siz asker yapmak istediğinizde, yani rastgele yapacağım ama crossbow olsun hadi. Mesela aldım, parasını verdim ama içi boş gördüğünüz gibi refill yapmanız gerekiyor. Ya parayla yapıyorsunuz ya erzakla yapıyorsunuz. Karşılığında sayısı fulleniyor. Ordu savaşta da kayıplar alıyor. Onda da yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Etrafta biraz erzak toplasanıza ya. Belki bir şeyler buluruz. %82 ile 150. Çok da bir şey değilmiş. Başka ne var? Şurada vergi toplama görevi varmış. 36 mı veriyor? Aşırı başarılı olmak ya da böyle eşsiz başarılı olmak 81 veriyormuş. Çok hoşuma gitmedi. Üzerlerindeki yıldızlar da bu sırada kontratların seviyesini gösteriyor. 79 ödüyor bize bunun için. Ne? Sınır problemini halledeceğiz. Gidelim. Tutmayın beni. 1250 yemek veriyor. Yemeği harcayıp alalım bence. Neyden söz ediyorsun? Dur, bakacağım sana. Önce şunu bir alayım. Ne oldu bakalım? Primna'nın sokakları bir şey hakkında çalkalanıyor diyor. Skandal ve dedikodu hakkında. Bir evliliğin komplike durumu, miras durumu ve iş şeyleri, anlaşmaları ile ilgili. Allah Allah. Yeteneği toprakların ve atların diyor, yetenekli olmayan bir ahmağa gitmesiyle, parası ve yeteneği olmayan bir ahmağa gitmesiyle alakalı. Toprağın nasıl bölüşeceğini o yüzden yerel güçler tartışıyorlar diyor. Vali Zernin, umarım Zernin diye okunuyordur. Durumu hızlı ve sessizce halletmemizi istiyormuş. Şu olabilir. Oo, bir de iyi atlar falan veriyor Primda. Güzel, başarılı olduk. Paramızı da aldık. Gelin. Bu mekanik süpermiş ya. Oyunu bambaşka bir şey yapmış bence. DLC parasını hak etmiş bu sefer galiba. Yani benim böyle bir yorum yapma şeyim yok. Ama hani şunu söyleyebilirim ki CK2'den beri beklenen bir özellikti. O yüzden gelmesi muhtemelen birçok insanı mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ne görevimiz varmış? Kontrat. Burada bir iyilik kontratı görevimiz var. Yani şey yapacağız. Charity, hiç aklıma gelmiyor. Dini olarak bir şey var, karşılığı var. İyi niyetli, neydi amına koyayım ya. Üf. Hayır işi yapacağız ha. Herkesin bilgisine demiş. Ashen Loh'un kontu şey yapıyor diyor. Sponsorluk öneriyor falan filan. Çok bir detayı yok galiba. Ama 1250 yemek verecek. Aşırı başarılı olursak da, hani eşsiz başarılı. 108'e 2000 bayağı iyiymiş. Karşında Pyt'i de kazanacağız bu sırada. Gidelim.
Askıya alıp şu yemek görevlerini kasalım bence. Yaparız, merak etme. Askerlerimizi şu an almayacağız. Paramız az. Askerleri büyütürsek yaparız. Kont Udal Şak'la konuşmak nispeten kolaydı diyor. Rahat bir şekilde içeriye girdim, konuştum falan filan. Başlatın bakalım görevi. 86. Tamam. Ama biraz uzun sürüyor bu seferki. Şey, görev biraz zor galiba. Şeyler yetmiyor. Lookout'lar yetmiyor. Devam etsin o zaman. Yemekle alınabiliyor. Yemekle yenileniyor. Parayla alıyorsun. Yemekle yeniliyorsun. Arasındaki farkı şey yapma. Kaçırma. Ha, karım konusunda başarılı olduk mu? İyi. Şey olduk. Aşık olduk birbirimize. Güzel. Artık bir çocuk gelebilirse. Yani ordu kursak bile bakımı zor. Bir de erzak gerekli bir şey arkadaşlar. Yani burada eninde sonunda bu kontratların sayısı azalıyor veya tükeniyor. Başka diyarlara gitmeniz gerekebiliyor. Sizi burada istemeyebiliyorlar. Yani bilumum şey yaşanabiliyor. O yüzden erzağınızı böyle şey harcamayın. Lambur lumbur harcamayın. Lazım olur. Aha. Oo, güzel bir lakap alacağız. Ne olmuş bakalım? Bir ufak bir çığlık sesi duymuşuz. Ve gecemizi bölmüş. Kaynağına doğru gitmişim. Ve şövalyem John çadırının önünde böyle korkak bir şekilde duruyormuş. William, içeri girme sakın. Yatağımda bir kurt var demiş. Çadırın şeyini açmışım. Tente mi denir artık kapısı? Ne denirse. Tente diyeyim. İçeride bir kurt varmış. Göbeğinde, karnında bir çocuk var diyor. Bana karşı şey yapıyor. Hırlamaya başlamış. Ben aynı zamanda biraz çekimser ve korkulu kalmışım. Doğmamış bebeklerinin önünde ne yapacağıma dair. Ya yeni çadır alabiliyoruz ya da doğrayacağım onu diyor. %99 şansla doğruyoruz. 350 prestij aldık ve lakabımız kurt kesiciye döndü. Eşim de hamile. Güzel. Şimdiden iyi bir çocuk ismi sizden bekliyorum bu soruda. Ne olmuş? Kont Udal Şalk'ın şeyi, evindeki yemekler gayet mükemmel diyor. Bla bla bla. Ha, şey, para karşılığı ya da böyle yemek karşılığı işlerimizi halledelim. İyi olur. Hook alıyor karşında. Önemli değil. Bu sırada yeni gelen arkadaşlar için tekrardan söyleyeyim. Yeni bir tarih geldi. Anadolu Selçuklu'nun, Plantagenet'ların İngiltere'nin başında olduğu, Selahaddin Eyyubi'nin ve Kudüs Krallığı'nın olduğu bir tarihteyiz. Önemli bir tarihteyiz. Herman mı geliyor? Ne oluyor? Yemeğe ihtiyacı olan biri gelmiş. Adı da Herman'mış. Ya çok zeki biri değil, hatta aptal da biri. Daha da mı fazlasınız diyorum. 25 kişilik asker grubu mu katılıyor? Şövalye oluyor herif. Şövalye olsan olur ya. Ye yemeğine git. Bizans'a yeni mekanikler geldi. Oyunun başında gösterdim. Buradan gösteremiyorum. Karakter değişimi yapıp göstermem gerekir. O yüzden yayının başına dönerseniz ya da YouTube'dan daha sonra izlerseniz haberiniz olur. Ne olmuş yine bakalım. Mayor bütün yeteneklerini yine ortaya koyuyor diyor. Bu event zaten daha önce de geldi hatırlarsanız. Biraz zaman harcayalım. Stresimizi biz de kaybedelim. İyi olur. Çocuğumuzun ismi Ermesin de mi oluyor? Kendi ismini koymak istiyor. Kızım mı oldu benim? Evet. Yani kızımızı verelim. Herkes erkek ismi yazmış zaten chatte. Hiç seksist bir chat değiliz. Kızın ismini annesi versin. Necromancer mı? Nerelere geldik? Dur sakin ol. Şu çocuğu bir eğitelim bu sırada. Entrika üzerinden eğitmeyi düşünüyorum çocuğu. Neyimiz varmış bakalım. Uyuyamıyorum diyor geceleri. Bir sesler duyuyorum ormandan resmen diyor. Sesi kaynağına doğru takip etmeye karar verdim. Birkaç tane meşale varmış etrafı aydınlatan ve ilginç bir sahne yaşanıyor diyor. Üzerinde bu şeyli işte bornoz demeyeyim de işte cübbe, ama cübbe de bu şekilde bir cübbe.
cübbeli olan bir adam bir kitaba bakıyormuş. İblislerin isimlerini söylüyormuş. Onları kendi iradesine bağlamaya çalışıyormuş. Bir de şey varmış, ritüel alanı tebeşirle çizilmiş. Ya da artık neyle çizdiyse. Bu adam kesinlikle bir ölüm büyücüsü diyor. Hemen buna bir son vereceksin diyebiliyorum. Ve adamı indirebiliyoruz aşağı. Prestij ve payet alıyoruz. İblis şeyi üzerine eğitim alabiliyoruz. Artı 3 learning veriyor. Yalnız payetimiz %15 düşüyor aylık. Ermes'in deyi yani kızıma eğitime verdirebiliyorum. İblis şeyi üzerinden. Ya da kaçabiliyorum. Döv abi şu herifi.